Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde arkadaşlarım deriz ve derer konusunu işleyeceğiz. Deriz ve derer arkadaşlar tekillik ve çoğulluk durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda sayılabilen ve sayılamayan nesnelere göre de değişkenlik gösteriyor. Türkçe anlamı da var anlamını veriyor bize arkadaşlar. Evet, deriz, derar ne dedik? Var dedik arkadaşlarım, Türkçe manası. Şimdi arkadaşlarım deriz tekil isimlerde ve sayılamayan isimlerde kullanılıyor. Derar çoğul isimlerde kullanılır. De sayılamayan isimler çoğul eki almazlar diye de notumuzu ekleyelim. Bunlar nerede, ne şekilde, nasıl kullanılıyor? Şöyle mesela diyelim ki bir bakkala, dükkana gittiğinizde İşte efendim şeker var mı, su var mı veya herhangi bir ihtiyacımız neyse karşımızdaki kişiye sormak için soruyoruz. Is there any sugar? Mesela şey şeker var mı anlamında. Is there a milk? Gibi ya da there is a milk vesaire. Oradaki ihtiyacımız neyse arkadaşlarım ona göre soruyoruz. Bunların positive sentence dediğimiz olumlu cümleler, olumsuz cümleler, bir de soru cümleleri var arkadaşlarım. Negative ve questions olmak üzere. Biz şimdi positive sentence, olumlu cümle kalıplarına bakıyoruz. There is a pencil on the table. Evet. Masanın üstünde bir kalem var anlamında. There are four pencils on the table. Olumlu cümle. Çoğul olduğu için pencil s takısı aldı arkadaşlarım. Ve there are kullandım. İlkinde de there is a pencil. Gördüğünüz üzere resimde de bir tane tekili ifade eden bir tane olduğu için burada ne yaptım? There is kullandım. Çoğula indiğimde arkadaşlarım 4 tane kalem var ve dolayısıyla çoğul oluyor. Burada there are kullandım. There are four pencils on the table. Evet. Diğerine bakalım. There is some sugar in the sack. Evet, sack nedir? Çuval demek. Çuvalda biraz şeker var. Nasıl ya hocam? Bu nasıl oldu? Dedik ki arkadaşlarım. Deriz kalıbı sayılamayan isimlerde kullanılır dedik. Dolayısıyla şeker nedir? Sayılamayan bir nesne olduğu için deriz kullanıyorum. There is some sugar in the sack. Evet. Çuvalda biraz şeker var anlamında arkadaşlar. Evet arkadaşlarım burada da negatif bölümdeyiz. Negatif sentence'lardayız. Deriz ve derarda negatif cümleler yok anlamını veriyor arkadaşlarım. Örnek cümlemize bakacak olursak There isn't a balcony in our house. Bizim evimizin balkonu yok. There aren't any balconies in our house. Bizim evimizin balkonları yok. Balkonlar dediği için aren't geldi. Bizim evimizin balkonları yok anlamında. Diğer örneğimize bakalım. There aren't any eggs in the fridge. Evet. Dolapta yumurtalar yok diyor. Evet. Burada any var. Any biliyorsunuz ki arkadaşlarım. Neydi? Olumsuz cümlelerde arkadaşlarım ve soru cümlelerde kullanılıyordu. Evet. X dediği için S takısı olduğu için aren't kullandım. There aren't dedim. Evet arkadaşlarım. Evet. Question sentence'lardayız. Question sentence. Bu da var mı? Soru soruyor. Var mı? Çay var mı? Şeker var mı? Un var mı? Örnek olarak söylüyorum. Karşınızdaki kişiye soru soruyorsunuz. Is there a library in your village? Köyünüzde kütüphane var mı diyor. Is there? He, hocam o zaman question soru cümlelerinde deriz ve derar cümlenin başına mı geliyor? Evet. Soru cümlelerinde deriz ve derar arkadaşlarım cümlenin en başına gelerek soru oluşturuyor. Is there a library in your village? Köyünüzde kütüphane var mı? Var mı anlamını çıkarıyor arkadaşlar. Are there many students at your faculty?
Fakültenizde çok fazla öğrenci var mı? Soru soruyor. Diğer örneğimiz, Is there any water in the jug? Evet. Sürahide hiç su var mı? Hocam burada niye is kullandık, there is kullandık? Çünkü arkadaşlarım nedir? Liquid things cannot be count. Yani sıvılar sayılmaz. Water dediği için any getirdim önüne ve de is there ile cümlemi kurdum. Is there any water in the jug dedim. Sürahide hiç su var mı? Sorusu geliyor arkadaşlarım. Arkadaşlarım bundan sonra örnek bir videomuz var arkadaşlarım. Pratik olması açısından onu da izleyelim. İyi seyirler diliyorum. English speaking practice. There is and there are. There is a glass on the table. Where? On the table. There is a new supermarket in town. Where is it? On First Street. There isn't a cloud in the sky. It's a perfect day. It sure is. Is there a shuttle bus coming? I think so. That's good. There are presents here. Who are they for? I don't know. There are shorts and socks in the suitcase. Okay, I see them. Good. There are kids in the park. What are they doing? They are playing. Are there more dishes? No, that's it. Oh, good. Okay, now it's your turn. There is a glass on the table. Where? There's a new supermarket in town. Where is it? There's not a cloud in the sky. It's a perfect day. Is there a shuttle bus coming? I think so. There are presents here. Who are they for? There are shorts and socks in the suitcase. Okay, I see them. There are kids in the park. What are they doing? Are there more dishes? No, that's it.
Thank you very much for listening to me. Thank you very much for listening.